Bahçeye hoş geldiniz. Bu bölümde daha önce hiç değinmediğimiz bir konuya değineceğiz aslında bakarsan. Niye değinmiyorduk? Çünkü profesyonel konular profesyonelleri gerektiriyor burada. Yani mesleği o olan insanların buraya gelmesi gerekiyor. Sen de aslında bir senin de profesyonelliğin düğün fotoğrafçılığı. Bir tanesi en azından. Evet. Sen bu işten para kazanıyorsun. Tabii. Kaç yıldır yapıyorsun düğün fotoğrafçılığı? Yaklaşık 18 senedir yapıyorum. Evet. 18 senedir aktif olarak düğün fotoğrafçılığı yapıyorum. Kaç çift evlendirdiğini biliyor musun? Vallahi herhalde 1000'i geçti de kaç 1000'i olduğunu hatırlamıyorum. Yani şimdi tabii Bahçecek'te Murat'ın dediği gibi artık biraz fotoğrafçılık profesyonel dallarını ayırıp ayrıntılarıyla incelemeye başlayacağız. Biraz daha profesyonellere yönelik video olacak bunlar. Hani burada hani şu diyaframda çekin, şu enstantanede çekin şeklinde değil de daha çok mesleki bir takım şeyler vereceğiz. Bunun ilk şeysi de düğün fotoğrafçılığı. Şimdi fotoğrafçılığın her dalında olduğu gibi düğün fotoğrafçılığında da önemli şeyler var. Bir kere düğünler insanların en önemli anlarından biri. Dolayısıyla telafisi olmayan zamanlar. Burada da fotoğraf çekimi yaparken hem çiftlerle olan ilişkileriniz ve onlarla mesleki tavrınızı hem de işin teknik kısmını irdelemek istiyorum. Teknik kısmından başlayacağım önce. Şimdi çoğu an geri döndürülemez. Mesela nikah anıdır. İşte ne bileyim işte gelinin işte nikah cüzdanını gösterdiği anlardır. Ya da işte bir kere o gelinliğe girmek başlı başına bir dert öyle olduğu için o anları geri alamayacağız. Burada şunu söylemek istiyorum. Birincisi ekipmanımız mutlaka biraz kaliteli olması lazım. Yani belli bir düzeyin üstünde ekipmanlar kullanmalıyız ve lensler kullanmalıyız. Neden? Çünkü birincisi AF'lerimiz her zaman hızlı olmalı. Mümkün olduğunca cross-site noktaları kullanmalıyız. Mümkün olduğunca ağırlık merkezli yani ortadan netleme kullanmalıyız ki işimizi şansa bırakmayalım. Kartlarımızın zaten hızlı olması gerek buna tepki vermek için. Özellikle önemli anlarda RAW çekmeyi öneriyorum. Dolayısıyla kartlar da büyük olacak. RAW çekmenin avantajı şu. Bozlamayı kaçırabilirsiniz. Yanlış değerlendirme yapabilirsiniz. RAW'da bunu döndürebiliyorsunuz netlik harici. Evet. Hani netlikte de birazcık şarkının efektiyle ama o da kullanmayı riske alarak o şeyi elde edebiliyorsunuz. Ama mümkün olduğunca önemli anlarda işte dediğim gibi nikah anlarında ya da işte albüm çekimleri sırasında mümkün olduğunca RAW çekmekte fayda var. Hani white balance'ı kaçırabilirsiniz. Genelde açık alanlarda çekim yaptığımız için Murat. Şimdi iki kare arasında bulutun önümüze geçmesiyle bir anda white balance'ımızın dengesinin bozulması anlık şeyler. Yani şeye bastığınız anda, deklanşöre bastığınız anda o anda bir bulut girmesi işin o pozun, o post silsilesinin en güzel karesinin white balance'ının bozuk çıkmasına neden oluyor. Bunu da şeyle RAW'la geri alabiliyoruz. Bu bir öncelikte. İkincisi mümkün olduğunca bir ekiple bu çekimleri yapmak lazım. Yani tek başına çünkü sıkıntı oluyor. Bir ışıkçınız lazım mutlaka dolgu ışığınızı tutan. Bir de işte gelin ve damadın işte ihtiyaçlarını o anki ihtiyaçlarını karşılayacak ya da işte çantaları taşıyacak ikinci bir kişinin yardımcının da olması lazım. Peki, Joker. Bir soru. Şimdi bu makineyi aldım. Üstündeki flashla ben düğün fotoğrafçılığı yapamayacak mıyım? Ya şimdi şöyle yaparsın ama şöyle bir şey var. Hani çok sert ışık, direkt ışık insanların yüzüne vurduğu vakit buralarda gölge yer yaratıyor ya da arka planda. Bu da arka planda kirli şey yapıyor. Mümkün olduğunca en direkt ışık vurmak lazım. Bu da işte ya reflektörle veyahut da bu flashların şeyleri var, tetikleyicileri yani, var, şemsiyelerle. Şey diyorsun, bunu al buraya tak insanların yüzüne çat çat çakma. Ya bir kere tüm detayı öldürüyor, yüzdeki detayı, derinliği öldürüyor. Şuralarda boşluk, gölgeler, sert gölgeler bırakıyor. Arka planda sert gölgeler bırakıyor. Biz arka planda insanları soyutlamaya çalıştıkça o gölgeyle arka plana insanları yaklaştırıyoruz. Yani dolayısıyla ışığın soft gelmesi lazım. Bu da ya işte reflektörle dağılarak gelir en direkt şekilde. Veyahut da işte şemsiyeler yardımıyla en direkt verirsiniz. İşte flaşı şemsiyeye patlatıp gümüş içi gümüş şemsiyelerle oradan direkt insanların yüzüne patlatması hem ışığı dağıtır hem o gölgeleri giderir hem de daha
yani şeydir. Zaman zaman şeye rastlıyorum mesela gelin damat fotoğrafını sadece kişi düşünmeyelim. Mesela grup fotoğrafı çekilecek ailelerle. Şu üstündeki flaşla çekmeye çalışıyorlar. Ya işte. Yani olacak iş değil yani. Kesinlikle olacak iş değil. Ya bir kere zaten hani şey yapmaya çalışıyorsunuz. Arka planı doğal bir mekanda şey yapıyorsunuz. Çekim yapıyorsunuz. Doğal mekanın tüm o havasını öldüren bir şey. Yani ters ışıkta kalmadıkça, mecbur kalmadıkça flaşa pek başvurmamayı öneriyorum ben o tür durumlarda. Hani güneşi her zaman arkamızda alacağız. Zaten düğün fotoğrafçılığına, artık ben düğün fotoğrafçılığına giriyorum diyen insan zaten bu tarz şeyleri bilen insandır. Hatta biraz profesyonel işler yapan insandır. Dolayısıyla bu tavsiyelerimiz o yönde olacak. Ekipman iyi olacak dedik ama bence bir şey daha var. Hani madem para kazanıyorsun bu işten, ekipmanın yedekli olacak. E tabii. Şimdi mesela bazı düğünlerde ikinci kameraman da çağırıyoruz. İkinci fotoğrafçı da çağırıyoruz. Ya da düğün günü hikayesi çeken sinematograflar oluyor. Onları da çağırıyoruz. O zaman ekip kalabalık oluyor. Dolayısıyla yapılan işte yedekli olmuş oluyor zaten. Ama tek başına da çalışıyorsam işte ikinci bir makine mutlaka yanımda olacak. İkinci makine hani biraz daha ekonomik bir makine olabilir. Onda bir sıkıntı yok. Veyahut da ben genelde şey yaparım. Çalıştığım vakit iki makineyle bir makinemi siyah beyaz alırım. Yani orijinal siyah beyaz alırım. Belli de filtrelerden ayar verebiliyorsun biliyorsun o profillere. Yani bir makinemle sadece siyah beyaz ve 50 milimetrede çalışırım mesela. O tarz şeyler de kullanabilirsiniz kendinize. Kurgular da kurabilirsiniz. Ya da işte yardımcı fotoğrafçınız, asistan fotoğrafçınız işte sadece siyah beyaz ve değişik şeylerde çalışabilir. O tarz şeyler yapabiliriz. İşin yaratıcılık kısmına ben az sonra geleceğim. Tamam. Teknik kısımlarında belli başlı şeyler. Bunlar mutlaka ekipmanlarımız iyi olmak zorunda. Çünkü biz bu işten para kazanıyoruz. Az buz paralar vermiyorlar çiftler. Evet. Karşılarında da bizden kaliteli iş bekliyorlar. Öyle. Ama tabii insan psikolojisi var. Şimdi fotoğrafçının görevi, şurada yapılan bir hata var. Düğün fotoğrafçılığına yeni başlayan insanlar. Fotoğrafçının görevi makinenin arkasında çeken adam olmak değildir. Siz orada düğün koçusunuz. Çiftin en özel gününün yardımcısısınız. Çünkü siz orada sürekli onlarla berabersiniz. Öyle. Sabah evden çıkıyorlar, direkt siz karşılıyorsunuz. Merhaba demeden fotoğrafını çektiğim çiftler var benim. Yani ki onun gecesine kadar berabersiniz. Şimdi İnsanlar karşılarında güvendikleri insanları beklerler. Onlara yardım edecek insanları beklerler. Sizin orada duruşunuz önemli. O insanlara güven vermelisiniz. Zaten düğün fotoğrafçılığı sadece teknik üzerine değildir. Psikoloji de bileceksiniz. Ondan sonra mantıklı davranacaksınız. İnsanlara anlayışlı davranmayı öğreneceksiniz. Sabırlı olacaksınız. Çünkü insanlar ne yazık ki yanlarında mutlaka işte ukala insanlar da geliyor. Sizin işinize karışmaya çalışıyorlar ki fotoğrafçıların en nefret ettiği şeydir. Evet. İşte bir çekim yaparken işte şunu da çekecek misiniz? Şöyle de çekecek misiniz? Çekeceğim. Bir bekle. Bir işimi yapayım. Diyemiyorsun ama işte orada. Orada otokontrol olması lazım. Çok sabırlı olmanız lazım. Ve sürekli yapıcı olmanız lazım. Yardımcı olmanız lazım. Çünkü onlar ilk defa evleniyor ve belki de son evlilikleri olacak. Ama siz binlerce evlilik gördünüz ve bundan tecrübelisiniz. Bu tecrübelerinizde onlara yardımcı olmazsanız çok kötü sonuçta alırlar. Çünkü Murat sen de bilirsin, ne yaparsan yap dünyanın en iyi fotoğrafını çekmeye çalış. En iyi pozu ver. En iyi model olsun. Gözünün içindeki o hüzün ya da o değişik duygular gitmedikçe, rahatlamadıkça sen o gözün içindeki duyguyu değiştiremezsin. Yani sihirbaz olmak lazım. Yani dolayısıyla insanlara yardımcı olmak lazım. Bu da tabii ki tecrübeden geliyor. Tecrübeniz az olabilir. Ondan korkmayın. Siz insanlara güven verici yaklaştığınız zaman onlar sizin havanızda rahatlayacaktır. Dolayısıyla mümkün olduğunca onlara yardımcı olun. En basit örneğim işte kimse papyon bağlamayı bilmez. Ama siz tabii yüz binlerce gördüğünüz zaman otomatikman gidip yardım etmelisiniz. Yardım edin zaten. Çünkü şunu şöyle düşünmek lazım sonrası için. Sen bu çiftin düğününü çektin. Bitmedi. Neden bitmedi? Bir kere sen onlarda bir intiba uyandırıyorsun. Yani şu intibayı mı uyandırmak daha iyidir? İşte bir fotoğrafçıyla çalıştık.
Adam çekti bir şeyler, bir albüm verdi bize. Öyle işte mi uyandırmak lazım. Ya bir fotoğrafçıyla çalıştık, Allah ondan razı olsun. O düğün günümüzde her şey ters gitti ama o adam sağ olsun yardımcı oldu. Çok da iyi niyetli davrandı, rahatladı. Çok da güzel çekimleri var. Ben mutlaka eşime, dostuma bundan sonra o insana güvenerek tavsiye ederim demesi mi daha iyi? Tabii ki ikincisi daha iyi. Bu da insan ilişkileriyle alakalı Murat'cığım. Yani sadece teknik değil bu olaylar. İnsanları karşılamak da mühim. Öyle. Onun dışında düğün fotoğrafçılığına girecekler mutlaka bu tür şeylere hazırlıklı olmaları lazım diye düşünüyorum. Ekipman tarafında şeyi söylemeyi de unutmayalım. Mesela benim gördüğüm flashlara mutlaka pili su gibi akıyor. Şimdi yedekli çalışmak bir sonraki benim söyleyeceğim şey. Şimdi tüm bunları hallettikten sonra şimdi müşteriye güven sağladın. Ama senin arka planının güvenli olması lazım. Ki sen de o güven duygusuyla daha iyi hareket edebilmen lazım. Bir kere ben şunu tavsiye ediyorum. Kesinlikle bir sırt çantası olsun. Yani genelde çekimlere sırt çantasıyla gidelim. Ve sırt çantasının mümkün olduğunca ekstra gözleri olanlarını tercih edelim. Yedekleri oraya atacağız. Şimdi mutlaka eğer flash'ta çekim yapıyorsak bence en az 3 takım yanında pil olması lazım. Bir makit flash'ın içinde, bir yedek, bir de ne olur ne olmaz diye. Kartlarımız genelde klas 10 ve klas 10'un da çeşitleri var biliyorsun. Doğru, en yükseğinde olması lazım. Çünkü RAW çekiyorsunuz aynı anda 24 megapiksellik bir fotoğrafın hem RAW'ını hem JPEG'ini kaydedecek bu kart. Dolayısıyla hani klas 10'un en alt seviyesinde aldığını düşün, bayağı birkaç saniye bekliyorsun. Öyle. Mümkün olduğunca yedekli çalışmak lazım. O kartlardan da elinde bolca bulundurmak lazım. Yani zaten karta güvenmeyin çünkü kart düşebilir, düştüğü vakit gidebilir. Onun bir garantisi yok. Özellikle ufak kartlarda. Kameranın kendi pili. Yine yedekli olacak. Zaten battery grip'le bir çalışmak lazım. Çık batarya takacaksın. Evet. Onun dışında bir takımda yani iki tane de yedek olacak. Yani her şeyin yedeği olacak. Ya hani ben lensin bile yedeğini götürdüğümü bilirim. Tabii. Yani çünkü kırılabilir, şey yapabilir ya da işte kitlenebilir. Çünkü şimdi öyle Canon'un L serisi 24-70-28 objektifini alıyorsun. En pahalı zoom objektif şu anda. 7 milyar falan. Abi sıfır alıyorsun. Benim başıma geldi. Ondan sonra 3. işte error 1 verdi. Hadi buyur. Hadi buyur ne yapacaksın? Müşteriye izah edemezsin ki bir saniye deyip böyle body'den böyle lens şey yapıp böyle ara kontaklarını temizleyip 3 poz sonra tekrar aynı hareketi yapamazsın. Mecbur yedeğini taşıyacaksın yanında ya da yedek makine taşıyacaksın. İşte o zaman da sen kendi ekipmanına güvenirsen karşına da bu tarz güvenleri şey yapmak lazım. Sen kapalı alan değil daha çok herhalde dışarıda çekim yapıyorsun. Şimdi zaten şu var. Şimdi trendleri takip etmek lazım. Şu anda trend daha çok açık ve doğal mekanlar. Mekanlarda yani, nerede? Stüdyo fotoğrafları artık o klasik stüdyo fotoğrafları bitti. Ya itiraf ediyorum lanet olsun geçmişte ben de yaptım. Arkaya kız kulesi koydum. Evet yaptım yani o iğrenç fotoğraflardan çektim. Çok özür dilerim. Ama o zamanın modası oydu. Ona bakarsanız 90'larda da buraya kadar kot giyiyorduk yani. Yani ben de kendimi öyle sanıyorum. Ama mümkün olduğunca her şeyin doğallığı önemli. İnsanlar teknoloji ilerledikçe biliyorsun önce bir teknolojiyi özümseme devresi var. Özümsedikten sonra teknolojinin gerçek kullanımı ne anlıyorlar. Dijital teknoloji ilk çıktığı vakit insanlar pek özümseyemedi. Bizler dahil. Çünkü biz de yeni bir teknolojiye geçtik. Bizim dijitale geçtiğimiz zamanda dijitali bilgisayar teknolojilerini anlamayıp da kapatan çok fotoğrafçı oldu. Yılların eski ustaları yapamadılar ve meslekleri gereği mecburen bırakmak zorunda kaldılar. Yani orada bir özümseme olayında bir sıkıntı yaşadık. Şimdi de insanlar fotoğrafta aslında doğallığın önemli olduğunu, yani arkaya Photoshop'la istediğiniz kadar zemin koyun. Gerçekten o yeşilliğin, o manzaranın içinde olmadığınız vakit onun yapay kalacağını öğrendiler. Biz de dolayısıyla hani dış mekanlarda çekim yapıyoruz ama tabii organizasyonlar gereği çok işte Çırağan Sarayı'nda da çekim yaptım ben. Polat Otel gibi pek çok büyük otellerde ve saraylarda da çekim yaptım. Tabii o iç mekanları da kullanıyorsun. O zaman da yanında dediğim gibi yardımcı ışık sistemlerini de bunların çekimlerini yapıyorsun. Peki önemli bir soru. Bu dış çekim çekimlerinde
izin meselesini nasıl hallediyorsunuz? Şimdi izin meselesini nasıl hallediyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, bir kere kamusal alanlarda çekmeye özen gösteriyoruz biz. Mümkün olduğunca, çünkü izin konularında ne yazık ki son zamanlarda sıkıntımız var. Başbakanlığa bağlı olan, saraylar müdürlüğüne bağlı olan yerlere girmekte sıkıntılar yaşıyoruz. İzinler gerekiyor. Genelde izinleri biz gelin damadımıza bırakıyoruz. Eğer onlar özellikle hani bir yerde şey yapmak, çekim yapmak istiyorlarsa, tanıdıkları olabilir insanların. Onlara işte saygı duyarak onlara bırakıyoruz. İşte tanıdıkları olduğu takdirde, işte biz Atlı Köşk'e de girdik, çekim yaptık ama hani biz gitsek o olmaz, izni alamayacaktık. Tabii. Yani o konuda çiftlerimize bırakıyoruz. Onların çevreleri gereği tanıdıkları insanlar olabiliyor. Şimdi çevre dedin, bir de fotoğrafçının çevresi meselesi var. Yani burada hani ekipmanı aldım, hadi ben düğün fotoğrafçısıyım diye ortaya çıkarsan aç kalırsın. Burada şimdi bir geçmişin olması lazım tabii ki. Şimdi şöyle söyleyeyim, ne yazık ki benim de en çok üzüldüğüm nokta şu. Yani bir düğün fotoğrafçıları var. Gerçekten bu işe emeklerini vermiş. Bir de fotografiler var. Yani tabiri caizse, tabirim için kusura bakmayın, 999 liraya aldıkları bir kit objektifli makineyle iki tane arkadaşının düğün nişanını, o da yani düğün nişan biliyorsun biraz daha az bir şeydir. Nişanlarını çekip ondan sonra onlardan bir site hazırlayıp ondan sonra da piyasaya çıktığını düşünen sevgili arkadaşlarımız var. Allah yollarını açık etsin, bir şey diyemiyorum ama onu yaparken de emekçilerin emeğini biraz şey yapmamak, sömürmemek konusunda da kendilerine rica ediyorum. Çünkü her emeğin Murat belli bir karşılığı var, maddi karşılığı. Sonuçta biz de işimizi maddiyatta yapıyoruz. Ama işte bu maddi karşılığın çok çok altında adeta dumping fiyatlarını, olmayacak fiyatları fotoğraf çekiyorlar. Yani düğün hizmeti verdiklerini zannediyorlar ama aslında iki riski var. Birincisi, tecrübesiz bir insana düğün fotoğrafını çektirdiğin vakit yani en değerli gününü teslim ediyorsun. Ne olacağı belli değil. İkincisi de yani benim emeğim, farz-ı misal fiyatlarla konuşuyorum, 1000 liraysa bir düğün fotoğrafında, adam diyor ki ben diyor 400'e çekiyorum. Hı. Neden? Çünkü kendi ismini duyurmak zorunda o da. Şimdi adam şey yapıyor, yani 1400 arada bayağı büyük bir fark var. Yani bu herhalde çok lüks bir fotoğrafçı deyip biz, ben daha keseme uygun olsun deyip oraya gitmeye çalışıyor. Ama burada hani video, fotoğraf kalitesine önem vermek lazım çiftlere de. Fotoğrafçı arayan çiftlere de bunu önermek istiyorum ama ne yazık ki o insanlardan çok var. Zamanla elineceğini, iyi ve sanatçı insanların ayakta kalacağını düşünüyorum. Son soru. İşin yazılım tarafı. Ne kadar Photoshop var bu iş içinde? Var mı? Ne kadar bilmeliyiz? Şimdi son zamanlarda özellikle doğal mekan çekimlerinden sonra Photoshop sadece insanların yüzündeki belli ufak hatalara gitti. Hani çok fazla yüzde ağır rötuşlar da artık istenmiyor. Onlar da çok kaba sayılıyor. Yani ilk zamanlarını düşün dijitalin. Yani sana bir fotoğraf veriyorduk. Sen kendini tanımıyordun. Bu ben miyim falan diye. Şimdi o sunilikten de artık arındı ne yazık ki. Çok iyi oldu bence. Daha sade oldu şeyler. Dolayısıyla Photoshop'a daha az şey kaldı. Ha, burada Photoshop'la ilişkimiz ne olacak? Çeşitli renk filtreleriyle kompozisyonu zenginleştireceğiz. Veyahut da işte dekonstrüksiyon da deniyor. İşte tekrar kompozisyonlama, işte fotoğrafları üstüne bindirme veyahut da başka kompozisyonlarla üst üste bindirme teknikleri de olabiliyor. Onları da yapabileceğiz. Yani Photoshop'la alakamızın orta seviyede olması yeterli. Çok sade işler yapacağız. Öyle hani 3D çizimler yapacak kadar bilmemize gerek yok. Ben 18 senedir Photoshop kullanan birisi olarak bundan bahsediyorum. Yani bizim zamanımızda başladığımız vakit 5.5 vardı. Mesela Photoshop bilenler, bir drop shadow yoktu. Layer'dan şey yapıp onu karartıp işte şey yapmaya çalışıyorduk. Layer yapmaya çalışıyorduk. O dönemlerden iş 3D çözümlere kadar geldi ama yani çok çok fazla bilmeye gerek yok. Temel fotoğraf şeylerini bilmeleri yeterli. White balance'lara da dikkat edelim bulunduğumuz yerde. Onun dışında şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bu konuda daha çok konuşulacak şeyler var. Biz sadece temellerine indik. Daha ayrıntılı sorularınız için de sizlerden katılım bekliyoruz.
Peki. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.